Evet, bugün 21 Nisan 2024. Karavanımızla Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik Dinlenme Tesisleri Çadır Karavan ve Restoran tesislerinin bulunduğu noktaya geldik. Burada halk otobüslerinin, minibüslerinin daha doğrusu bir durağı mevcut. Tesisin girişi şu şekilde: Sarıgerme Mesire Alanı diye yazıyor. Ayrıca tabelaya fiyatları da yazmışlar. Gördüğünüz gibi karavan bu yıl için 300 lira. Çadır 200 lira. İşte diğerleri de böyle. Tesisin hemen sağ tarafında bir balık derede balıkçı ve gezi teknelerinin barınağı gibi bir yer mevcut. Böyle bu şekilde içeriye geçiliyor. Tekneler sıra sıra işte dizilmiş. Bugün pazar olduğu için günübirlik piknik için gelenler de buradan kendi teknesini suya indirebilme rampası da var insanlara. Kolaylık olsun diye yapılmış. Ayrıca buradan tabi tekneyi denizden de karaya alabiliyorsunuz. Burada balıkçıların ağları görüldüğü gibi çok güzel bir yer. Bu tesiste karavanlar için elektrik, su, tuvalet, atık boşaltma noktaları hepsi mevcut ve bu rakamın içinde. Yani günlük 300 lira bir rakam ödüyorsunuz ve bütün bu imkanlardan faydalanıyorsunuz. Bu taraf zaten günübirlik piknik alanı. Görüldüğü gibi. Tüplü mangal yapılabiliyor. Onun dışında ateşli bir mangal ve ateş yakılamıyor. Burası da büyükçe bir otopark alanı. Günübirlik pikniğe gelenler araçlarını buraya park edip malzemeleriyle görüldüğü gibi bu alanda piknik yapabiliyorlar. Böyle bir imkanları var. Bu tarafta çadır ve park alanı var. Çadır ve karavan alanı var. Düzeltiyorum. Böyle.
sistemi oluyor demek ki. Tamam. Evet, bu alanda çadır alanı. Çocuklar için salıncaklar da konmuş. Bu yolun karşı tarafı da karavanlara tahsis edilmiş. Öyle bir alan. Buraya bir bariyer koymuşlar. Muhtemelen işte araçların daha ileriye geçmesini istemiyorlar. Bugün pazar olduğu için günübirlikçiler de araçlarıyla restorana doğru geçmek istiyorlar zannederim. Bunu engellemek için böyle bir şey yapmışlar. Son iki günde çok fazla yağmur yağdı ve çok şiddetli rüzgar esti. Dolayısıyla burada böyle bir daha toprak alan daha kurumamış. Evet, bu da bizim karavanımız. Bu seferki geziye hem bisikletlerimizi getirdik hem de motosikletimizi getirdik. Skuterimizi getirdik. Aa, bakın Arzu Hanım da burada. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. İyi misiniz? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz efendim. Nereye gittiniz? Kamp alanını bir çekeyim istedim. Tamam, iyi. Takipçilerimize bir tanıtalım. Tamam, iyi yaptınız. Çok güzel bir tesis çünkü burası. Herkesin buradan istifade etmesini isteriz. Aynen. Evet, bulunduğumuz yer böyle çok güzel bir karavan alanı dediğim gibi. Yerli ve yabancı çekme ve motokaravanlar, hatta araç üstü çadırla dahi gelen kişiler var. Burada da bizim karavanımız. Burası gerçekten güzel bir yer. Bana bak, burada gösteriyor. Arzu Hanım, burası ile ilgili siz de birkaç bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle alayım sizi. Burası mikrofonda dedim. Çok güzel bir yer. Gerçekten her şey mevcut. İsterseniz şöyle karavan da çıksın, bizim karavan çıksın. Ha, burada. Tamam. Duşlar, tuvaletler, bulaşıkhanesi, denize sıfır. Çok güzel, tertemiz bir yer. Çok güzel bir yer. Ben çok burayı çok sevdim. Hatta öyle düşünüyorum ki diğer sefere karavanla çıkmak istesek başka yerlere gitmeyelim, direkt buraya yerleşelim. Hatta bir ay burada kalmayı da düşünüyorum. Yani fiyatı bence değer. Çok güzel bir yer. Bazıları gidiyorlar. Bazı misafirler gidiyor. Bazı misafirler yeni geliyor. Bu bölümde Bayan Mescidi var. Hemen yan tarafında engelli tuvaleti, bayan tuvaleti ve erkek tuvaleti var. Aynı zamanda her iki tuvaletin önünde yine böyle ayak yıkama çeşmeleri var. Şu şekilde. Burası bayan tuvaleti. Gördüğümüz gibi tertemiz. Hepsi pırıl pırıl. Yine burada bulaşık yıkama yerleri var. Bulaşık yıkama alanı iki tarafta simetrik. Yine burada bir ayak yıkama yeri ve
erkek tuvaleti. Şöyle girelim, göstereyim size. Gerçekten burada 2 adet tuvalet mevcut. 2 adet de yine duş mevcut. Karavanlarımızın olduğu yerden böyle şimdi denize doğru gidiyoruz. Bu taraf çadır kampçıları için ayrılmış aslında. Hemen arkada da zaten otoparkı da görüyorsunuz. Buradan bu şekilde deniz kıyısına doğru geçiyoruz. Bu arada kamp alanında elektrik hemen bağlayabiliyorsunuz. Bol miktarda elektrik bağlantı noktası mevcut. Tuvaletler var. Bulaşıkhane var. Merhaba. Duşlar var. Her şey çok güzel. Artı günübirlik piknikçiler için de gene bir yer ayrılmış. Onlar da bütün bu imkanlardan gayet güzel bir şekilde istifade edebiliyorlar. Burada da yine günübirlikçiler, günübirlik kamp için, piknik için daha doğrusu gelen arkadaşlar mevcut. Bu şekilde sahile doğru gidebiliyoruz. Hemen kumsalın başlangıcında da yine çok güzel bir restoran mevcut. Sabah kahvaltısı ve gün boyu yemek yiyebileceğiniz bir yer. Burada yine sarı germe tesisin restoranla ilgili imkanları ve yiyecek içecek fiyatları da mevcut. Şöyle kısaca onları da gösterdim. Şu anda tabii pek denize giren yok. Bilemiyorum su soğuk mu. Yalnız 2 gündür çok kuvvetli rüzgar ve müthiş dalgalar vardı burada. Dolayısıyla insanlar pek denize girmeyi tercih etmediler. Bu şemsiyeler, şezlonglar falan da zaten daha dün hazırlanmış oldu.
Burası da yine bir dere ağzı. İçeride tekneleri zaten görmüştük, bağlı tekneleri. İnsanlar bu kıyıda da balık tutuyorlar. Gördüğümüz gibi. Köprüden bu derenin diğer tarafına, diğer kıyısına geçiliyor. Güzeldi. Neydi? Çok güzel. Dere ağzı vardı. Dere ağzını çektim. Şimdi de can kurtaran gözetleme noktasındayım. Buradan sahili daha yukarıdan daha güzel görebiliyorum. Aslında burada da duran uçurmak istedim ama jandarma ile konuştum. Çok şikayet olduğunu, sıkıntı olabileceğini söylediler. Dolayısıyla ben de çekmedim.